damarlarda bir problem tespit ettik. Bunu peki tedavisini nasıl gerçekleştiriyoruz? Bütün bu tanı yöntemleriyle biz tanıyı koyduk. Kalbi besleyen damarlarda problem var. Problem biraz önce ilk başta söylediğim gibi kalbi besleyen bu üç damardan birinde olabilir, ikisinde olabilir, üçünde olabilir. Bir de ana damarlar dediğimiz sağ ve sol ana damar lezyonları dediğimiz, özellikle sol ana damar ayrıca bir sınıflandırılır gibi problemler tespit edilirmiş olabilir. Genellikle tek damar hastalığında bugün eğer sadece bir damarda darlık var ise hani buna biz bypass mı yapalım yoksa stent koyarak, balon stent uygulamaları var ki ondan da biraz bahsetmek gerekiyor. Şöyle ki bu şudur. Oluşmuş olan damarda oluşmuş olan darlığı bir balon ile dar olan kısmı genişletip içine tekrar daralmaması için metalden oluşan bugünkü şey itibariyle değişik metal alaşımlarından yapılan stentler yerleştiriliyor. Bu şekilde tekrar daralması önleniyor. Pratikte öyle düşünülüyor. Fakat stentler ilk yerleştirilmeye başlandığı 1980'li yılların sonundan itibaren bu işlemler yapılmaya başlandı. Stent yerleştirilme. Fakat bakıldı ki daha doğrusu daha öncesinde sadece balonla genişletip bırakılıyordu. Balonla genişletilen damarların bir yıl içerisinde %60'ının neredeyse tekrar daraldığı görüldü. O zaman içine bir stent yerleştirelim, bu daralmasın. Daralmasına engel olsun diye düşünüldü ve stent teknolojisi gelişti. Fakat bu geliştirilen stentlerde de her ne kadar %60-70 olmasa da bir yıl içerisinde %20-%30'u tekrar daraldığı görüldü. Bu bir problemdi. O yıllarda bypass cerrahisi daha ön plana çıktı. Daha fazla bypass yapılıyordu hastalara tedavi seçeneği olarak. Fakat daha sonra daralmanın nedeni olan damar duvarındaki hücre üremesinden dolayı fibromiyoblastik aktivite diyoruz biz ona açıkçası. Onu engelleyici, evet. Ona engellersek acaba darlık şeyini engel olabilir mi stent konulduktan sonra diye düşündü ve böylece ilaçlı stentler ortaya çıktı. İlaçlı stentlerde hücre bölünmesini, hücre üremesini engelleyici ilaçlar stentin içerisine yerleştirildi, impregne edildi diyoruz biz buna. Ve bu yöntem bakıldı ki iş görüyor hakikaten. İlaçlı darlık, stentler. Evet. Bununla ilgili birçok ilaç denendi, kullanıldı. Her ne kadar bugünkü gelinen noktada %20'ler, %30'lar olmasa da işte %5 ila %10 arasında değişen oranlarda yine hala tekrar daralma olabilmekte. Fakat dolayısıyla şu anda stentlerin geldiği, stentle tedavinin geldiği durumda tek damar hastalığında uygun damar yapısı olması şartıyla iyi bir seçenek stent uygulamaları. Birden fazla damar olma durumunda ise burada biraz problem var. Birden fazla damar olma durumunda bunlara işte 2 stent, 3 stent, bugün 5, 6, 7, 8 stent takılan hastalarımız var. Bu hastalarda birden fazla takılan stent çoklu damar hastalığında bugün yapılan çalışmalarda halen de yürütülmekte olan çok büyük bir Avrupa ve Amerika içeren çok büyük bir çalışma var, Syntax çalışması. Burada da şunu gösterdi o bize. Çoklu damar hastalığında eğer stent takarsanız bu hastalar şu gün geldiğimiz noktaya 7. 8. 9. yıla 10. yıla doğru giden bir şey var. Bunların %50'sinden fazlasına tekrar müdahale gerekiyor bu süre içinde. Çok damar hastalığında kesinlikle bypass
çok daha iyi durumda. Ki bugün bypass'dan da biraz bahsedeyim. Bypass nedir? Bu tıkalı olan damarlara aortadan darlığın öbür ilerisine damar takma, damar yerleştirme yani işlemine köprüleme. Bypass köprü demektir biliyorsunuz. Köprüleme ameliyatıdır. Ki 1950'li yıllardan itibaren yapılmaktadır. Yani milyonlarca insana bu tedavi yöntemi uygulandı. Biz de en çok yaptığımız, ki biz ekip olarak da bu konuda oldukça büyük bir şeyimiz var, serimiz 20 bin hastaya yakın bir serimiz var. Bizim sonuçlarımız ve dünyanın bugün itibariyle de bu ameliyatın riski normalde %1'den çok daha düşük hale geldi şu anda. Gelişen teknolojiyle, işte bilgiyle, tekniklerle diyerek. Hastaların da bilinçlenmesiyle. Evet. Yani ki, son zamanlarda hastalarımız da çok bilinçli, merak ediyorlar. Evet. Daha erken yakalanabilir hale geldi. Ama biz çok ileri yaşlardaki hastalara da, yani 95 yaşındaki hastaya da bypass ameliyatı yapmışlığımız vardır. Bypass'ta kullanılan damar çeşitleri var. Nelerdir bunlar? Şöyle, atar damarlar ve toplar damarlar kullanılıyor. Atar damarlar olarak göğsün içinde iki tane göğüs içi damarı dediğimiz internal torasik arter veya internal mamari arter denilen tıpta iki tane damar var ki bunlar oldukça kaliteli damarlar. Bunları biz yerlerinden çıkarıp uçlarını kalbin damarlarına bağlıyoruz. Ve uzun vadede son derece sonuçları iyi. Örneğin bugün 10 yıl ameliyat yaptınız, 10 yıl sonra anjiyo yaptınız, 100 hastadan 98'inde neredeyse bu damarlar açık kalıyor. Bu derece iyi damarlar. Diğer seçenek kol damarıdır, atar damar olarak. Evet. Koldan çıkartıyoruz. Kolda bu nabzı aldığımız damarı biz çıkartıp kalbe takıyoruz. Diğer seçenek budur. Atar damar olarak. Atar damar olarak seçeneklerden biz birçok başka seçenekler de kullandık ama onların çoğunu şu anda terk ettik. Örneğin mide damarını çıkartıp kalbe takıyorduk. Mideyi besleyen damarı. Ama en sağlıklısı herhalde kolda. Göğüs içi damarı. Evet. Ondan sonra kol damarı. Daha sonra da toplar damar olarak da, yani birçok bypass olan hasta bilir ki ayaktan çıkarılan safenven dediğimiz damarı çıkartıp kalbe takıyoruz. Seçenekler de bunlar. Fakat son yıllarda biz mümkün olduğu kadar tüm bypass'ı full arteriyel damarlandırma dediğimiz yöntemle, yani hepsini atar damarla yapmaya çalışıyoruz. Ki uzun vadede tekrar damarlar daha az tıkansın, daha çok uzun süre açık kalsın diye düşünerek. Bir de girişim yöntemlerinde farklılıklar ortaya çıktı. Şimdi ilk yapılmaya başlandığı zamandan itibaren, şu anda da birçok hastada bunu yapıyoruz ama göğsü önden açarak tamamen sternotomi, döş kemiğini keserek girip bypass ameliyatı yapıyorduk ama buna alternatif olarak son zamanlarda minimal invaziv kalp cerrahisi dediğimiz işte meme altından girip, eğer mesela tek damar varsa veya bazen iki damara buradan yapabiliyoruz gibi yöntemler, son yıllarda da geliştirilmekte olan robotik cerrahi yöntemleri var. Ameliyatsız cerrahi operasyon olmaz. Yine operasyon ama az kesi. Az kesi. Yani hatta hiç kesmeden bypass yapılabilir mi? Yani robotik cerrahide örneğin 3 ya da 4 yerden portlarla sadece deliklerden girilip bu ameliyat yapılabilir duruma geldi ama ancak henüz daha çok yaygınlaşmadı ve standartlara henüz oturmadı diyebiliriz.